Merhaba. Ben Robo. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyorum. Oyun oynarken bir anda aklıma geldi. Acaba kendi oyunumu yapabilir miyim? Sanırım sizin de aynı şey aklınıza gelmiş. Öğrendim ki oyun geliştirmenin birçok aşaması varmış. Bu videoda ilk aşamalardan biri olan oyunun oynandığı sahne ve bu sahnenin renginin nasıl oluşturulacağı anlatılacakmış. Bir de oyun karakterinin nasıl ekleneceğini de öğrenebilecekmişiz. Sanırım bu videonun sonunda şöyle bir şey yapabiliyor olacağız. Arka plan rengi olarak istediğimiz rengi belirlediğimiz, istediğimiz büyüklükte olan bir oyun ekranımız olacak. Bir de seçtiğimiz oyun karakterinin de ekranda görünmesini sağlayacağız. Benden önce gelmişsin. Sanırım bugün ne yapacağımızı sen kısaca anlatmışsın. Ben de istersen sahne nasıl oluşturulur anlatarak başlayayım. Sen de bu arada benimle birlikte kendi oyunumun sahnesini oluşturmaya ne dersin? Hadi başlayalım. Ama bazen kafam karıştığında sana sorular sorabilir miyim? Tabii ki. O zaman başlıyorum. Aslında Pygame Zero ile boş bir sahne, diğer bir ifadeyle pencere oluşturmak oldukça kolay. Daha önce bilgisayarımıza Mu Editörü kurduysak hemen bir sahne oluşturabiliriz. Mu Editörü açtığımızda yukarıda Play yazan bir buton göreceksin. Eğer ona tıklarsan, işte boş ve siyah bir sahne elde ettin bile. Ama benim istediğim sahne bu boyutlarda değil. Hep bu büyüklükte mi sahne oluşturacağız? Hayır tabii ki. Şimdi istediğin boyutlarda bir sahne nasıl oluşturulur, onu göstereceğim. Bu siyah ekranda gördüğün gibi sahnenin bir genişliği, bir de yüksekliği var. Genişlik için width ve yükseklik için height isimli parametreler vardır. Bu parametrelere vereceğimiz değerler, sahnemizin istediğimiz boyutlarda olmasını sağlıyor. Hadi şimdi genişlik için 400, yükseklik için ise 600 değerlerini girerek sahnemizin boyutlarını belirleyelim. Bu arada program yazarken bizler için çok önemli bir kavram olan sabitleri de anlatmak istiyorum. Biraz önce değerlerini girdiğimiz width ve height aslında birer sabittir. Şimdi düşün. Bir kaba su koyup kaynatmaya başlıyoruz. Su 100 dereceye ulaştığında Kaynamaya başlayacaktır. Eğer deniz seviyesinde bir yerde ise bu hep 100 derece olacaktır ve sabit kalacaktır. Bir de aklıma haftadaki gün sayısı geldi. İster Ocak ayında ol ister Ağustos. Bir haftada hep 7 gün olacaktır. O yüzden haftadaki gün sayısı da sabittir. Aynı bu durum gibi programlamada da değişmeden kalan bazı değerler vardır. Python'da ve oyun geliştirdiğimiz Pygame Zero'da bit ve height... Yani genişlik ve yükseklik sabit olarak düşünülür. Oyunumuzu geliştirirken en başta belirler ve oyun sonuna kadar sabit olarak kalmasını sağlarız. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Python'da biz bu sabitleri istersek değiştirebiliriz ama çok da değiştirmek istemeyiz. Hatta sabitleri büyük harflerle yazarız ki yazdığımız programı inceleyen başka programcılar bunları değiştirmeden sabit bıraksın. Anladım. Oyunumu geliştirirken her yerde aynı şekilde kullanmam gereken değerlere sabit diyorum. Bu değerlere büyük harflerle olacak şekilde isim veriyorum. Width ve height da böyle değerler. Tamam. Peki ben şimdi bu ekranın rengini değiştirmek istiyorum. Mu editöründe ekranı boyayacak bir fırça falan göremedim. Nerede acaba? Renk değiştirmek biraz daha farklı. Onu da programımızın içerisinde belirlememiz gerekiyor. Bunun için istediğimiz rengin 3 farklı sayı ile ifade edilen koduna ihtiyacımız olacak. Bu sayılardan her biri 0 ile 255 arasında. Mesela mavi renk için bu sayılardan ilk ikisinin 0, sonuncusunun ise 255 olması gerekli. Tahmin ediyorum bu kodu nereye ve nasıl yazacağını da merak ediyorsundur. Bunun için screen.fill ismini verdiğimiz bir metot kullanacağız. Rengin sayılarını da bu metodun içerisine yazacağız. Hadi yazalım istersen. Önce genişliği ve yüksekliği belirlediğim satırların altına def draw ifadesi yazalım. Ve alt satıra geçelim. Bunun ne anlama geldiğini birazdan anlatacağım. Alt satıra geçince screen.fill yazarak parantezlerin içerisinde 0, 0 ve 255 sayılarını girelim. Şimdi de play butonuna tıklayalım. Bakalım ne olacak. Gördüğün gibi arka planı mavi olan 400'e 600 piksel boyutlarında bir sahnemiz oldu. Program çalışmaya başlayınca play butonu yerine stop butonu gelecektir. Çalışan programı durdurmak için buna basabilirsin. Def diye bir şey yazdık. Onu anlatacaktın. Unutmadım. Merak etme. Bu aslında matematikteki fonksiyonlara benziyor. Def bir anahtar kelime anlamı define yani tanımla. İsim vererek bir fonksiyon tanımlıyoruz. Sonra bu fonksiyonu ona verdiğimiz ismi kullanarak çağırıyoruz. Dediğim gibi def kelimesinden sonra draw ismini kullandık. Bir yazım kuralı olarak parantez açıp kapattık ve iki nokta üst üste koyduk. İki nokta üst üste yazdıktan sonra enter tuşuna basınca alt satıra sağa doğru bir miktar boşluk bırakarak başladık. Bu boşluk aslında 4 kere boşluk tuşuna basmaya karşılık geliyor. Aynı boşluğu klavyende solda yer alan tab tuşuyla da elde edebilirsin. Peki bu durum ne işe yarıyor? Aslında ileride çok daha detaylı olarak bu konuya gireceğiz. Ama basitçe iki nokta üst üsteden alt satıra bir tab büyüklüğünde boşluk bırakılarak komut yazılması, boşluk bırakılarak yazdığımız bu kodların fonksiyonun içinde yer almasını sağlıyor. Fonksiyonu ismiyle çağırdığında bu komutlar da otomatik olarak çalışacaktır. Yani screen.fill 0 0 255 komut öncesindeki bu boşluk onu komutun draw fonksiyonunun gövdesinde olduğunu belirtir. Çoğu zaman kullanılan programlama ortamında bu durum otomatik olarak yapılır. Ama sen yine de dikkatli ol. Peki Başka renklerde sahne oluşturmak istersem hemen anlatayım. Mavi renk için 0 0 255 kullanmıştık. Kırmızı için 255 0 0 ve yeşil için 0 255 0 kullanabiliriz. Bu sisteme RGB ismi verilir. R red yani kırmızı. G green yani yeşil ve B blue. Yani mavi renkleri ifade eder ve bunları karıştırarak farklı renkler elde edebiliriz. R, G ve B bileşenleri için 0 255 arasında değerler veririz. D 255'e yaklaştıkça ilgili rengin yoğunluğu da artacaktır. Mesela sahnemizi şimdi kırmızı yapalım. Bunun için renk kodu olarak 255 0 0 giriyorum. Çok karışık. Ben bu sayıları aklımda nasıl tutacağım? Kolayı var. Sevdiğin renklerin İngilizcesini biliyorsan o da işini görebilir. Şimdi sana bazı renklerin İngilizcesini ekranda göstereceğim. İstediğin rengi renk kodunun olduğu yere çift tırnak içinde yazarken ekranın rengini belirleyebilirsin. Senden farklı olarak ben kendi oyunumun sahne rengini sarı yaptım. Çok da güzel oldu. Artık herhalde kuklayı ekleyebiliriz. Kesinlikle. Biliyor musun? Oyundaki karakterleri bazen kukla ismiyle çağırıyoruz. Kukla eklemek için öncelikle eklemek istediğimiz kukla resminin bilgisayarımızda kayıtlı olması gerekiyor. Program yazarken de resmin bilgisayarında nerede kayıtlı olduğunu, kuklanın ekranın neresinde belirmesini istediğini mutlaka belirlemelisin. Bunun için aktör sınıfını kullanacağız. Aktör sınıfı tüm bu işlemleri yapmamızı sağlıyor. Bir de sana bir kolaylıktan bahsedeceğim. Ekranın üst kısmında Images yazılı bir buton var. Görüyor musun? Bu butona bas. Bir klasör açılacaktır. İçerisinde de iki tane resim olduğunu göreceksin. Alien PNG ve Alien Hurt PNG bu iki resim de oyun için bir kukla olabilir. Başka kuklalar kullanman gerektiğinde açılan bu klasörün içerisine resimleri koyarsan işin çok kolaylaşacaktır. Neyse biz şimdi bu kuklalardan Elyum PNG isminde olan kuklayı sahnemize ekleyelim. Şimdi aktör sınıfını kullanarak önce dosyanın ismini sonra da ekranda görünmesini istediğimiz yeri girelim. Girdiğim kodda bir şey dikkatini çekti mi? kuklanın görünmesini istediğim yeri width bölü 2 ve height bölü 2 şeklinde girdim. Width ve height'ı programın en başında sabit olarak belirlemiştik. İşte bu sabitleri kullanarak width bölü 2 ve height bölü 2 ifadeleri ile yüksekliğin yarısını ve genişliğin yarısını almış olduk. Ve kuklamızın sahnenin tam ortasında konumlanmasını sağladık. Gerçi daha programı çalıştırmadık. Bunun için bir şeye daha ihtiyacımız var. Şu ana kadar kuklanın nerede olduğunu, ekranda görünürse nerede görünmesi gerektiğini belirttik. Ancak daha kuklayı çağırmadık. Hadi şimdi kuklayı çağıralım da ekranda görünsün. Bunun için kuklanın draw metodunu kullanırız. Orada anlatmadığım bir şey var. 250 bölü 2 eşittir 125 yazıyor. Programı çalıştırmadan onun da ne olduğunu söyler misin? Çok dikkatlisin. O ifade kendim için almış olduğum bir nottu. Dikkat edersen bu ifadenin başında diyez işareti var. Bu işaretten sonra yazılanlar program içinde çalıştırılmaz. Yani sanki yokmuş gibi davranılır. Ama kodları incelerken bize hatırlatma amacıyla yardımcı olabilir. Bu gibi ifadelere yorum satırı denir. Burada kendime genişlik ve yüksekliğin yarısının alındığı ve bu değerin 125 olduğunu hatırlatmak istemiştim. Artık kodu çalıştırabiliriz. Gördün mü? Alien PNG isimli resim ekranın ortasında göründü. Sakın unutma. Alien PNG isimli resim mutlaka Images klasörü içerisinde olmalı. Bu klasör içerisinde olmayan resimler kullanıldığında mu editör hata mesajı verecektir. Şimdi aklına sadece hazır kuklalarla mı oyun yapabileceğin gelmiş olabilir. İstersen kendi tasarladığın kuklalarla da oyun yapabilirsin. Evet, gerçekten de aklıma gelmişti. Ben Paint gibi resim çizme uygulamalarıyla kendi resimlerimi çiziyordum zaten. Neden kendi kuklamı çizmeyeyim? Arkadaşlar ne dersiniz? Kendi kuklamızı çizip bugün öğrendiğimiz komutlarla bir sahne oluşturalım mı? Ben hemen başlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.